Günaydın arkadaşlar. Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size benim mutfağımdan merhaba diyorum, günaydın diyorum. Saat 11.30, 11.30. Ben akşam yemeğine kalkıştım. Erkenden yapıp koymak istiyorum. Bugünkü menüde şöyle kuru fasulyem var. Yarım kiloluk kuru fasulyem. Ben şöyle yapıyorum. Kuru fasulyeyi ilk önce tencereye koyup 10 dakika haşlıyorum. Haşladıktan sonra o suyunu değiştirip tekrardan üzerine sıcak su ekleyip kaynamaya bırakıyorum ve kaynadıktan sonra kavuruyorum. Sonradan gösteririm ben onları. Ben kettle'ımda su ısıtmıştım. Onu hemen alayım. Dediğim gibi suyu önceden ısıtıyorum çünkü bayağı kötü bir ses yapıyor kamerada. Şöyle az bir miktar koyup gazını alıyorum fasulyenin. Hafif haşlandıktan sonra ben onun suyunu değiştireceğim. Bir kapak bakayım. Evet. Fasulyem tamam. Burada haşlansın, gazı alınsın. Ben bir de bunun yanına akşam pilav yapacağım. Dediğim gibi yine turşum var. Kışın turşu yeniliyor. Bir de bugün ekmeğim az var. Ekmeğime baktım. Dışarıda çıkmak istemiyorum. Bayağı bir soğuk. Hatta kalın hırka falan giydim. Kendim ev ekmeği yapmak istiyorum. Ve bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bu ev ekmeği benim rahmetli annemin tarifi. Ondan gördüğüm. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ben şuraya unumu koymuştum. Hazırladım. 1 kilo un. Ve şöyle hazır patates püreleri satılıyor. Küçük bir paket. Esasında haşlanmış patates koyuluyor, eziliyor içine. Ama benim evimde şu an kaynatmadığım için, yapmadığım için yok. Hazır patates püresi kullanacağım bir paket. 10 gramlık falan oluyor. Patates püresi koymasanız da olur. Şart değil. Bir tane, yani bir kahve kaşığı, şeker kaşığınla kuru maya kullanıyorum ben. 2 yemek kaşığı tuz. Evet, pardon, 2 yemek kaşığı değil, 1 yemek kaşığı. 2 tane de kesme şekerim var. Ben her hamuruma kesme şeker veya toz şeker koyuyorum 2 tane. Mayanın gazını alması için, ekşisini alması için. Bunları kaldırayım. Ben suyumu alıp geliyorum. Burada ılık suyum var. Ilındırdım. Sıcak olmayacak. Sıcak döküldü mü mayayı öldürüyor ve maya işlem görmüyor. O yüzden su illaki ılık olması lazım. Ona lütfen dikkat edelim. Ve hamura geçelim. Şöyle ilk önce elimde şekeri ezmek istiyorum. Kesme şeker olmasa da olur. Evet, şeker eridi. Şöyle. Kesme şeker olmasa da olur. Eğer kesme şeker yoksa bir kaşık, bir çorba kaşığı toz şeker de koyabilirsiniz. Ben şöyle başladım hamurumu yapmaya. Ben hamuru makineyle değil veya mikser kullanarak değil, elimle karmayı çok seviyorum. Ellerim temiz tabii ki, evin içindeyiz, evin annesiyiz. Ellerimiz her zaman suyun içindedir. Ve yemeğe geçmeden önce ellerimi yine yıkamıştım. Şöyle hamurumu, yumuşak bir hamur yapacağım. Sert olmayacak. Bugün menüde bunları düşünün. Dediğim gibi hem Almanya'da bugün hava bayağı bir soğuk. Suyumun hepsini döktüm. Yetmezse tekrar ekleyeceğim. Dediğim gibi hamur çok sıvı olmayacak. Yoğun, çok katı da olmayacak. Normal kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek istiyorum. Ne kadar yumuşak olursa hamurumuz o kadar güzel olur. Pof pof kabarır. Evet arkadaşlar, şöyle şu an kendine geliyor hamur. Fasulyemde belki ses geliyordur, o da kaynamaya başladı. Evet.
Hamuru ben bekleteceğim. Vaktiniz yoksa bir saat beklemesi de yeterli. Ama benim vaktim olduğu için saat daha çok erken. Dedim 11.30. Bizim işçiler akşam 4 gibi evde oluyorlar. Okuldan gelenler, işten gelenler. O yüzden ben bayağı bir bekleteceğim hamurumu. Daha güzel olacak pof pof. Şöyle. Evet. Hamurumun yumuşaklığı şu şekilde. Hamurum ne katı ne de sulu. Yumuşak bir şekilde. Evet arkadaşlar, ben bu saate kadar ne yaptım? Sabah yatakları topladım. Sabah saat 9'da illaki benim kullandığım ilaçlarım var. 9'da almam lazım. Böbrek ilaçlarım. 9'a kadar işlerimi bitirdim ufak tefek, yavaş yavaş, acele etmeden. İlaçlarımı aldım. Biraz oturdum, dinlendim. Biraz YouTube'a takıldım. Dediğim gibi takip ettiğim YouTuber'lar var. Onları izliyorum illaki her sabah. Onlara bakıyorum. Onları izledim biraz. Öyle yani. Şimdi saat 11.30. Ve kalkayım, yavaş yavaş yapayım dedim. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Tek elimle zor oluyor arkadaşlar. Şöyle ben sizi yine yerinize koyayım. Evet, ayar oldu mu? Oldu. Tek elimle zor yapıyorum. Çünkü leğeni tutmam lazım. Hamur nasıl anlarsınız olduğunu? Hamur elinizden çıkması lazım, düşmesi lazım. Benden yavaş yavaş düşüyor, daha deminki gibi değil. Hamur leğenimin içini de hamurları toplayayım. Ziyan olmasın. Hep beraber kabarsın, yoğunlaşsın. Kolaylıkla çıkıyor elimden. Şöyle bir kaşık yardımıyla elimizi sıyırabiliriz. Kaşığı suyla ıslatırsak kaşığa hamur yapışmaz. Tabi bunları siz biliyorsunuz da. Dediğim gibi benim kanalımı genç izleyiciler var. Onların bilgisi olsun diye söylüyorum. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diye bir tabir var ya. O misali. Evet. Hamurum oldu. Evet. Hamurum çok güzel oldu kızlar. Şöyle fasulyem de kaynıyor ama kamera buhar oluyor. O biraz daha gazı gitsin. Tekrardan ben şimdi bunun suyunu değiştireceğim. Dediğim gibi suyunu değiştireceğim. Yeni bir sıcak su koyacağım üstüne. Ve kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra onu kavuracağım ben. Orada tekrar videoya açılış yaparım. Şimdi hamurumu ben üzerini bir poşetle, bir streç filmle kapatacağım. Evet kızlar. Benim fasulye kaynadı. Kuru fasulye. Ben onu şimdi kavuracağım. Beraber kavuralım. Tavamı koydum buraya. Birazcık sıvı yağ. Şöyle altını açalım. Ve 2 adet soğanım var. 1 biber, sivri biber. 1 diş sarımsak. Ben sarımsağı her yemeğe koyuyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Şöyle
küçük küçük doğradım. Ocağın altını açalım. Ve yaptığım ekmek hamuru da geldi. Güzel kabardı hamurum. Ben şu anda fırını da açtım. Fırının derecesini ben devamlı 200'de kullanıyorum ve alt üst açıyorum. Dinlene dinlene hamur pişiyor. Kek olsun, et olsun hiç fark etmez. Düşük ayarda kullanıyorum ben. Şöyle öbür küçük soğanım vardı. Onu da doğramak istiyorum. Öbür videoda dediğim gibi benim için soğan yemeklerin olmazsa olmazı. Evet. Çabucak doğradım. Annemin usulü doğradım. Elimde çabuk çabuk. Şöyle bir adet sivri biberim var. Onunla beraber. Farkındaysanız ne kadar yemek yapıyorsam hep birer ikişer uçuyor. Sarımsak olsun, biber olsun, soğan olsun. Sanırsam misafirim gelecek. Öyle derler ya. Yaptığın şey elinden düşerse nimet. Şey derler. Aç biri gelecek. Şöyle sarımsağımı da doğruyorum küçük bir şekilde lezzet vermesi için. Evet. Bu da oldu. Şöyle videoma bakıyorum. Çekiyor mu diye. Evet çekiyormuş. Şöyle şunları kaldırayım. Şunları kavurmak istiyorum. Şöyle karıştırayım. Evet kızlar, bu burada kaynarken, kavrulurken şöyle ben ekmeğimi tepsiye koydum ve torbaya koydum. Ve hamurum çok güzel kabarmış. Şöyle size de göstermek istiyorum. Böyle tepsime döşedim. Şöyle bir fırın tepsim var. Şöyle. Ben fırınımı dediğim gibi ısıtarak hep koyuyorum. Ve fırınımı açmıştım yemeğe başlamadan önce. Bir kontrol edip bakmak istiyorum fırın ısını. Oh. Çok güzel ısındı. Nasıl ısındı biliyor musunuz? Türkiye'de eskiden sobalar vardı ya. Dışarıdan soğuk bir halde gelip üşüyerek sobanın arkasına geçersiniz ya. Cidden öyle bir sıcaklık var şu an burada. Ben şimdi ekmeğimi fırına gönderiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve sonrasında bakalım neler olacak. Nasıl pişecek ekmeğim. Gerçi çok güzel oluyor. Ben biliyorum. Devamlı da o tarifi yaparım. İnşallah bugün de güzel olur. Siz de denersiniz inşallah. Bir de ben yaptığım yemekler, hamur işleri hiç fark etmez. Ne yaparsam yapayım. Ölçmeden yapıyorum. Göz kararı atıyorum. Ama şimdi kamera çektiğim için belki denemek istersiniz diye ölçerek yaptım. İnşallah güzel olur. Sizle de paylaşacağım sonra. Yemeğim, ekmek pişince fırında. Şöyle soğanım kavruluyor. Şurada fasulyem. Buhar olacak diye de çekiniyorum. Evet, şöyle uzaktan göstereyim. Kaynıyor. Şuraya da baharatlarımı hazırladım şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber. Ben acı kullanıyorum. Bizim evde acı seviliyor. Tuzum. İstediğiniz miktarda diyeyim. Pul biberim. Yine istediğiniz miktarda. Ve karabiberim. İstenilen miktarda. Ve salçam. Salçayı da yine ben göz kararı ayarlıyorum. Ben elimden geldiği kadar yemeklerime domates atmaya çalışıyorum. Daha güzel oluyor. Şöyle sizi bir ayarlayayım. Kamerayı yerinden oynattım mı bir daha ayar tutmuyor. Şöyle nasıl? Çok karanlık. Tamam, böyle daha iyi. Evet, soğanımız güzelce yumuşuyor. Ekmeğimiz fırında pişiyor. Bunlar olduktan sonra bir tek pilavım kalıyor. Pilavımı da işçiler eve gelmesine yakın yapıyorum. Ben şimdi yapmıyorum çünkü soğuyor.
Onların gelmesine 20 dakika kala ben hemen yapıyorum. 20 dakika içinde pişiyor. O yüzden sonra yapmak istiyorum. Bunları ama pişirmek istiyorum. Bunlar icabında ısıtılır da veya fasulye soğuk da yeniliyor ve dinlenmiş oluyor. O yüzden bunları erken yapmak istedim. Ekmek de o şekilde soğuk tüketiliyor. Onlarda sıkıntı yok ama pilav sıcak tercih ediliyor bizim evde. O yüzden pilavı sona bıraktım. Pilavı da yine beraber yaparız. Benim soğanlarım güzelce pembeleşti. Şöyle bir kaşık yardımıyla ben salçamı atmak istiyorum. Şöyle bir dolu dolu iki kaşık. Bizim evde kırmızı. Bizim evde yemekler genelde salçalı seviliyor. O yüzden ona dikkat ediyorum. Ve buradan ben kırmızı biberimi almak istiyorum. Onu kavurmak istiyorum. Kavrulmadı mı tuhaf bir kokusu oluyor. Ve ben bunu böyle salçayla beraber şöyle yapayım. Şöyle görün arkadaşlar. Evet. Şimdi baharatları atabilirim. Evet, salçayı ben iyice kavuruyorum, kaynatıyorum. Çiğ kokusu olmasın diye, ekşi kokusu. Şöyle. Şöyle iki kaşık da domates atacağım. Hatta üç atayım, fasulyem çok. Şöyle şunu kaldırayım. Evet. Ve biraz ben bunu kaynatacağım. Evet, bu yemeğin sosu. Ben sosunu böyle hazırlıyorum. Arkadaşlar hem çektiğim bu videolar sizlere fikir olmuş oluyor. Renk yine karardı. Bu çektiğim videolar sizin için fikir olmuş oluyor. Hani bugün ne pişirsem diye iyi oluyor. Ben de takip ettiğim youtuberlar var. Onlardan bakıyorum. Hani bugün ne pişirsem, kadınların derdidir o. Bugün ne yapsam, ne pişirsem diye. Bence iyi bir fikir. Bugün siz neler pişirdiniz? Lütfen benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aşağıda yorumlara bırakın. Ben de bir bakayım ne pişirdiniz. Benim için de fikir olmuş olur. Sevinirim. Şöyle ben sizi yine koyayım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Fasulyemi açtım. Arkadaşlar kettle'ımda sıcak suyum yine var. Eğer suyun yetersizse fasulyenin ekleyeceğim. Şöyle. Şöyle fasulyeyi şöyle alıp şöyle bir sosunu almak istiyorum ve biraz su eklemek istiyorum. Fasulye katı halde, koyulaşmış yoğun. Şöyle bir yağını falan salçasını alalım. Çünkü tadı lezzeti burada ben öyle biliyorum. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Ses için kusura bakmayın. Şöyle alayım. Arkadaşlar ben bir de fasulyeyi akşamdan ıslamıyorum. Akşamdan ıslamıyorum. Sabah dediğim gibi daha demin suyu da yeterli arkadaşlar. Daha demin gösterdiğim gibi ben şey yapıyorum, tencereye koyuyorum azıcık bir suyla. Onu ilk önce kaynatıyorum, gazını alıyorum. Gazını aldıktan sonra değiştiriyorum. Bir 10 dakika kaynatıyorum kısık ateşte. Gazını aldıktan sonra suyunu değiştirip tekrar kaynamaya su koyuyorum bolca. Ve öyle kaynatıyorum. Ben o şekil yapıyorum. Akşamdan ıslatmıyorum.
Öyle fasulyem de çok güzel gözüküyor. Rabbim bereket versin, Allah olmayanlara versin. Evet. Fasulyem oldu. Dediğim gibi burada kısık bir halde kaynatacağım ben bunu kızlar. Ekmeğimi de gösterirsem şu şekilde. Fırını açmak istemiyorum. Çünkü fırın açıldı mı kabarıklığı gidiyor gibi mi geliyor. Sıcaklığı gidiyor ve sönüyor. Ekmeğim pişince, yemeğim kaynayınca ben tekrar karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar, yine ben geldim. Ve işçilerimizin gelmesine az bir vakit kaldı. Dediğim gibi benim fasulyem kaynadı. Ekmeğim çok güzel oldu. Şimdi göstereceğim size. Ama ilk önce pilavı pişirmek istiyorum. Pilavı koyacağım ateşe. Hep beraber koyalım. Yarım su bardağından az şehriye. Sıvı yağ çıkarmamışım. Şöyle tencereme sıvı yağı döküyorum. Evet kızlar, şehriyemi koyuyorum. Bir güzel şehriyemi kavuracağım. Evet, şehriyeleri biraz kavuracağım. Renginin dönmesini bekliyorum. Esmer renginde olacak. Kavuruyorum. Pirincimi yıkadım. Bir de şey arkadaşlar, daha demin kuru fasulyeyi yaptığım gibi ben hani akşamdan ıslatmıyorum. Hemen ateşe koyuyorum. Bir gazını kaynatıp döküyorum. Yeni su koyup yapıyorum. Pirinçte de aynısı. Ben pirincimi tuzlu suya hiç koymadım. Koymuyorum da. Hep bugün rahmetli annemden bahsettik. Nur içinde yatsın anneciğim. Ben bunu annemden gördüm. Annemden öyle öğrendim yemeklerimi. Pirinci kesinlikle ıslatmazdı annem. Anında yıkayıp yapardı. Ben de öyle yapıyorum annemin yaptığı gibi. Ve yaptığım ev ekmeği de öyle. Annemden ne gördüysem onu yaptım. Şöyle. Şehriyem kavruluyor. Pirincimi de yıkamıştım arkadaşlar. Şuraya alayım. Süzdürmüştüm çünkü. Şunun içinde şehriyem. Süzgeçim. Şöyle arkadaşlar. Şehriyem kavruldu. Esmerleşti. Esmer rengine geldi. Ve direkt atıyorum. Ve güzelce bunu kavuruyorum. Pilavın, pirincin kavrulduğunu nasıl anlıyorum ben? Kızlar, ben şey yapıyorum. Eğer ki kavururken pirinçler top top olursa, birbirine yapışırsa o kavruldu demektir. Benim şu an olmak üzere. Ve ben orta dereceli ateşte kavuruyorum. Suyunu döktükten sonra en düşük ateşe alıyorum. Zaten suyumuz da sıcak. Ve böyle kavrulurken ben tuzumu atıyorum. Tuzla beraber kavuruyorum. Şöyle. Yemeklerimin tuzu çok gözükebilir ama hayır, kontrollü atıyorum. Ve yemeklerimin tadına hiç bakmıyorum, tuz oranına, ve tam çıkıyor. Yani attığım tuz oranı fazla değil. Onu söyleyeyim. O yüzden yemeklerin tadına hiç bakmıyorum. Aynen. Şimdi ocağımı kısmak istiyorum çünkü kettle'da sıcak su kaynattım, yine size ses olmasın diye. Kettle'daki sıcak suyu şimdi pirincimin üstüne dökeceğim. Çünkü pirincim kavruldu. Evet. Şimdi suyumu vereceğim.
Ve suyumu da ölçmüyorum arkadaşlar. Göz kararı döküyorum. Hiçbir şeyi ölçerek yapmıyorum. Biraz sesi olacak. Şimdiden kusura bakmayın. Öyle arkadaşlar, suyu yeterli, suyu çok güzel, suyu çok güzel şu an. Şimdi altını kıstım ve ben pirinci döktükten sonra suyu döktükten sonra 1-2 damla limon sıkıyorum. Nedeni pirinç pilavını beyaz göstertiyor, parlak göstertiyor. Evet arkadaşlar, pilavım da bitti. Şöyle kapağımı alayım ve kapattım. Ocağımı da kıstım, kaynıyor. Fasulyem de burada dinlendi. Burada pilavım ve size ekmeğimi göstermek istiyorum, yaptığım ekmeği. Şurayı biraz boşaltayım. Evet kızlar, ekmeğim. Güzel gözüküyor. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Mis gibi. Şöyle. Büyüklüğüne bakabilirsiniz. Tepsiyi göstermiştim ve arkası. Hiç yanmadı. Çok güzel bir şekilde pişti. Ben bir parça kesmek istiyorum size göstermek için. Şöyle küçük bir parça kesmek istiyorum. Çünkü daha sıcak ekmeğim. Gördünüz mü? Ve muhteşem, mis gibi kokuyor. Böyle ve yumuşak. Sünger kıvamında. Güzel gözüküyor değil mi arkadaşlar? Evet. Günlük menüm bitti. Pilavım ateşte, fasulyem kaynadı, ekmeğim oldu. Bir de bir şey unuttum. Turşum. Kendi yapmış olduğum turşu. Bol sarımsaklı, kelekli. Şöyle. Lahana, havuç, kelek, acur, hepsi var içinde, yok. Tek biberim yok içinde. Bibere yer kalmamıştı. Malzemem çok olduğu için biber koyamamıştım. Bu sene öyle oldu, olsun. Yine de bize afiyet olsun. Allah bereket versin. Rabbim olmayanlara versin. Bugün de karnımız doyacak inşallah. Evet arkadaşlar, benim pilavım pişti. İşçilerimiz de geldi. Biz şimdi yemek yiyeceğiz. Yalnız pişirdiğim pilavı size göstermek istiyorum. Ben böyle pişirdiğim pilavı piştikten sonra böyle havlu peçete koyuyorum. Suyunu çekmesi için. Bakın kapaktan da damlıyor. Şöyle göstereyim. Islak hatta. Şöyle alıyoruz. Ve bu da pilavım. Bu yaptığımız, beraber yaptığımız kuru fasulyem. Bu turşum. Bu ne yapmış olduğum ev ekmeğim. Sünger gibi oldu. Arkadaşlar bir de pilava bakalım. Pilavı da şöyle göstereyim size. Tabağa dökeyim. Şöyle arkadaşlar. Yapışmadı. Sulu değil. Tel tel. Şöyle. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Şöyle bakarsak
şu ikili ve şu üçlü çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Videolarımın devamını istiyorsanız dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum, abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmına yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın.